mevsimindeyiz. Gün oluyor, buz kesiyor gönlümüz. Gün oluyor, gözlerimiz üşüyor. Gün oluyor, kar yağıyor yüreğimize. Baharı bekliyoruz umutla. Elbet bahar gelecek. Bahar gelecek kardeşlerim. Diken içindeyiz ama gül gibiyiz. Kafes içindeyiz ama bülbül gibiyiz. Gece içindeyiz ama sabah gibiyiz. Üstümüzde tarihin en yüce yükü. Yürüyoruz üstüne üstüne gelecek çağın. Kah, köpekler ısırıyor ayağımızı. Çok acılar çekiyoruz. Çok acılar çekiyoruz. Ama biz ısıramıyoruz onları çünkü köpek değiliz. Isırıyoruz dudağımızı. Isırıyoruz dudağımızı. Alıyoruz yanımıza acı dolu yüreği. Yürüyoruz insanlık için, insanlık adına. Yürüyoruz bildiğimiz hak yolda. Yürüyoruz en önde liderimiz. Liderimiz elleriyle yoğurmuş Anadolu toprağını. Teknede hamur gibi. Yoğurmuş yiğit ve namuslu elleriyle. Baştan başa fabrikayla donatmak için ülkeyi. Analar gülsün, çocuklar sevinsin, sofralar bereketlensin diye. Acıya, zulme göğüs gererek, karşı durarak ülkelliğe, bağnazlığa, yobazlığa düşmesin diye Anadolu insanı el kapılarına, avuç açmasın, muhtaç olmasın, geri kalmasın diye milletimiz, sanayinin çelik çatları üstüne inancın atom çekirdeğine oturtmak için fitili tutuşmuş dinamit gibi inançlı erler takmış peşine. Yürüyor önümüzde, yürüyoruz birlikte. Şimdi söz gerçek sahibinde. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerden başlarken önce İzmitli kardeşlerim olarak böyle bir konferansın verilmesi için uzun zamandan beri yaptığınız davetlerden ve bu akşam şimdi bu konferansı birlikte yaparken gösterdiğiniz bu büyük alakadan dolayı hepinize teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam burada Türkiye ve ortak pazar konusunu bir ilmi konferans olarak görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu konferansın hazırlanmasında emeğe geçmiş olan tertip heyeti üyesi arkadaşlarıma, uzaktan yakından teşrif etmiş olan kardeşlerime bir kere daha teşekkür ederek konunun içerisine giriyorum. Sözlerimin başında önce bu konferansın mahiyeti üzerinde kısaca bir iki cümle söylemek istiyorum. Büyük bir heyecanla huzurlarınızdayım. Çünkü inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla 1987 senesi esnasında seri halinde bugünküyle benzer konferanslar vereceğiz. Bu konferanslarımız memleketimizin temel meselelerine ait konferanslar olacaktır. Türkiye bugün ortak pazara girip girmemek bakımından kesin karar vermek üzere bir yıllık bir sürenin ağzına gelip bulunmaktadır. Böyle bir noktada milletimiz için son derece her yönden
zararlar tevdit edilecek böyle bir hareketin yapılmasına mani olmak için elimizden gelen gayreti göstermek bizim için milli bir vazifedir. Bu sebepten dolayıdır ki bu bir yılı çok iyi kullanmak istiyoruz. Türkiye'mizin her tarafından milletimizi inşallah bu konuda aydınlatacağız. Böyle tarihi büyük bir hata yapılmasına imkan hasıl olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşte böyle milli bir vazifeyi ifa etmek için bu konferansa öncelik vermiş bulunuyoruz. Üzülerek ifade edeyim ki hiçbir tetkike tabi tutulmadan Türkiye'nin menfaatine uygun mudur değil midir? Ciddi bir araştırmaya, millet önünde bir münakaşası yapılmadan Türkiye ta 1959 yılında ortak pazarın içerisine sokulmak istenir. O günden bugüne kadar 28 yıla yakın bir zaman geçmiştir. Bu zaman esnasında Türkiye ortak pazara girsin diye bir Ankara Anlaşması yapıldı. O Ankara Anlaşması'nın içerisinde zikredilen bir katma protokolü imzalandı. 22 sene içerisinde Türkiye ortak pazara girilecektir dendi. Bütün bu zamanların hepsi arkamızda kaldı. Şimdi girip girmemeye kesin karar verecek tarihi bir noktaya gelindi. İşte böyle bir noktada bu milli meseleyi her yönüyle incelemek büyük bir ehemmiyete haiz olduğu için bu konuya öncelik vermiş bulunuyoruz. Konunun diğer bir ehemmiyeti yönü de şudur. Bildiğiniz gibi Türkiye'mizde üç mühim temel görüş var. Birisi, bizim milletimizi 1000 yıl dünyaya hakim kılan milli görüş zihniyetidir. 1000 yıl milletimiz hakkı adaleti temsil etmiş, insanlığa bu görüşte en büyük hizmetleri yapmıştır. Fakat maalesef 2 asırdan beri kültür emperyalizmi yoluyla batılılar içimize kendi fikirlerini aşıladılar. Bugün bazı memleket evlatları batıdaki faizci kapitalist zihniyetten hayır gelir zannediyor. Faizci kapitalist zihniyete bağlı insanlar içimizde türedi. Yine batıdaki solcu zihniyetlerden hayır gelen insanlar aynı şekilde batının kültür emperyalist yoluyla içimizde meydana geldi. Böylece bugün şu gerçekle karşı karşıyayız ki Türkiye'de 3 temel görüş mevcut bulunmaktadır. Milli görüş, solcu görüş, faizci kapitalist görüş. Milli görüş dediğimiz görüş, anayasadaki temel ilkeleri ciddiye alan görüştür. Anayasada bağımsızlık diyor, milli görüş bağımsızlığı hakiki manasıyla, ciddi manasıyla alır. Bir yandan bağımsızlık deyip öbür taraftan memurunun kat sayısını bile İBB heyetlerine tespit ettiren görüşleri bağımsız görüş saymaz. Öbür taraftan anayasada demokrasi diyor. Milli görüş bu sözünde samimi manada tatbikini ister. Demokrasi demek millet ne istiyorsa ona razı olmak, onun kabul edilip onun yürütülmesi demektir. Halbuki diğer görüşler kanaatimiz olur ki milletin ne istediğine razı olamazlar. Razıymış gibi gösterirler, 40 türlü hileye başvururlar. Milletin fikrini soralım desek, millete sual nasıl sorulacak? Bunun açık ve samimi olmasına müsaade etmezler. Çeşitli fikirleri eşit şekilde tanıtılarak milletin kanaatinin sorulmasını istesek, buna razı olmazlar. Yine anayasada ekonomi adil olacaktır diyor. Adil bir ekonomi demek kimsenin kimseyi sömürmemesi demektir. Angarya yasaktır diyor. Bu sözleri derinliğine incelediğimiz zaman bir yandan angarya yasak ekonomi adildir diyeceksiniz, öbür taraftan faizleri %100'e çıkartacaksınız. Bu birkaç misalle kısaca açıklamak istiyorum ki bazı temel prensiplerin anayasada yer alması yetmez. Bunların samimiyetle tatbik edilip edilmedikleri mühimdir. Solcu görüş ve faizci görüş aslında anayasadaki temel prensiplere uygun hareket etmeyen görüşler. Milli görüşün temel prensipleri içerisinde bağımsızlık,
Bugün 52 milyon şu ülkede yaşayan insanların hepsinin kardeşliği, devlet millet kaynaşması, manevi kalkınma, ağır sanayi, sıhhatli ekonomi, herkese refah, şahsiyetli dış politika, Müslüman ülkelerle işbirliği gibi temel prensipler yer almıştır. İşte bu akşam konuşacağımız ortak pazar konusunun, yani Türkiye'nin Avrupa ortak pazarına sokulması konusunun bir diğer önemli yönü de şudur ki, milli görüşün bütün bu temel prensiplerin hepsinin zıttına bir hareket. Biraz sonra açıkladığımız zaman göreceğiniz gibi, Türkiye'nin Avrupa ortak pazarına sokulması demek, bağımsızlığını ortadan kaldırmak demektir. Adil ekonomiyi ortadan kaldırmak demektir. Türk halkını sömürttürmek, Türk insanı fakirleştirmek demektir herkese refah yerine. Müslüman ülkelerle işbirliğini tamamen ortadan kaldırmak demektir. Şahsiyetli dış politikayı, hükümranlık haklarını ortadan kaldırmak demektir. Binaenaleyh hangi yönüyle bakılırsa bakılsın, milli görüşün temel prensiplerine tamamen zıt bir davranıştır. Onun için böyle bir konu bütün milletimizi ve bu milletin yücelmesini isteyen insanları büyük bir alakayla ilgilendirmektedir. Şimdi muhterem kardeşlerim, konunun ehemmiyetini böylece size birkaç kelimeyle belirtmeye çalıştıktan sonra Avrupa ortak pazarı konusunun ne olduğunu açıklamak istiyorum. Çünkü bu konu hep milletimize hakiki veçesiyle gösterilmiyor, saklanıyor. Milletin meclisinde bile bugüne kadar ortak pazar meselesi bir defacık olsun konuşulmamıştır. Hiçbir yerde münakaşa edilmemiştir. Sadece ülkede bir takım insanlar, ufak bir azınlık, ne olursa olsun körü körüne Türkiye'yi götürüp Avrupa ortak pazarının içerisine sokmak istemekte ve bunun içinde büyük bir gayret göstermektedirler. Ama milletimiz inşallah bu oyuna gelmeyecektir. Avrupa ortak pazarının, bugünkü Avrupa ortak pazarının asıl kurucusu Papa 12. Pio'dur. Bu 12. Pio 2. Hak'tan sonra bir Katolik ruhani reisi olarak Katolik insanların, grupların birbirleriyle yaptıkları harplerden büyük tesir altında kalmış ve bundan sonra Katolik evlatları arasında harp yapılmasını önlemek için tedbirler araştırmıştır. Çünkü bilindiği gibi Almanya büyük kısmıyla Katolik bir ülkedir. Fransa Katoliktir. Ama bu ülkeler yıllardan beri hep birbiriyle harp etmişlerdir asırlar boyu. O da Katolik, o da Katolik olduğuna göre bunlar arasındaki harbi ne yapalım da ortadan kaldıralım diye düşünmüşlerdir. Bunun için de çareyi nasıl Almanya eskiden birbiriyle harp eden prensipler halindeydi. Sonradan gümrük birliğiyle başlamak suretiyle tek bir devlet haline geldi ve ondan sonra artık o prensipler birbirleriyle harp etmez oldular. İşte aynı şekilde bu Katolik ülkelerde bir tek devlet haline gelsinler ve birbirleriyle harp etmesinler. Ortak pazar fikrinin asıl muharrik gücü bu söylediğim manevi yoldan atılan adımlardır ve asıl doğuş sebebi bu. Bir diğer önemli noktayı da gözden kaçırmayalım. Katolikler bu birliği kurarken dünya siyonizmi buna niçin müsaade ediyor, bunun için destekliyor. Bunun da sebebi şudur. Bakınız, İkinci Cihan Harbi'nden önce Hitler ve Mussolini bilindiği gibi Yahudilere birçok zulümler yaptılar. Ve onları Avrupa pazarlarından dışarıya çıkarttılar. Siz burada ticaret yapamazsınız dediler. Harpten sonra Yahudi sermayesi, Siyonistler öyle bir ortam meydana getirelim ki bu ortamın içerisinde sermaye iş görsün,
Fakat bu sermaye kimindir sorulmasın. Sermayenin milliyeti belli olmasın. Ortak pazar diye bir şey icat edelim. Bunun içerisinde rahat çalışalım. Siyonistler bunun için ortak pazar kurulmasını istemişlerdir. Ve bunu meydana getirmek için de bu adı geçen papayı ziyaret etmişlerdir. Bu papa 12. Pio aslında İspanya'dan sürülen Yahudiler sülalesinden gelmiş bir kimsedir. Bunun istişare heyetinin içinde de birçok Siyonist insanlar yer alıyor idi. Bundan dolayı Avrupa Ortak Pazarı'nın kurulması hem bir Katolik Birliği'nin teşkil edilmesi bakımından hem de Siyonistlerin rahatça, serbestçe, milliyeti belli olmadan sermayeleriyle her yerde kolaylıkla çalışması bakımından bu kaynaklar tarafından teşvik gördü. Ve işte Avrupa Ortak Pazarı böylece Katolik ülkeler arasında işbirliğini teşkil etmek üzere tohumları ekilmiş bir topluluktur. Bu tarihi gerçeği, bu topluluğun mahiyetini tespit etmek için hiçbir zaman göz önünden uzaklaştırmamak lazım gelir. Bunu yapmak için Papa 12. Pio harpten sonra tesadüfen Fransa'nın başında Schumann adlı bir Katolik, Almanya'nın başında Adenauer adlı bir başka Katolik, İtalya'nın başında da De Gasperi adında bir başka Katolik başbakanlık yaparken üç evladını yanına çağırmış, asırlardan beri birbirinizle harp ediyorsunuz, halbuki size kardeş olmak yakışır, tek bir devlet olun ve bu harplere son verin talimatını vermiştir. Bir tane Katolik başbakan sırf Papa'nın ruhaniyetinden faydalanmak için Roma'da bir araya geldiler ve orada ilk defa Roma Anlaşması adı altında 6 tane ülkenin tek bir devlet olmasının adımını attılar. Bu Roma Anlaşması 25 Mart 1957 tarihinde imzalandı ve 1 Ocak 1958 tarihinden itibaren de yürürlüğe girdi. Böylece o günden bugüne kadar 29 yıl vakit geçti. 6 ülkeyle başlayan Avrupa Birliği'nin yavaş yavaş teşkil edilmesi için. 1958'de bu birlik 6 tane ülke iken bunlara yavaş yavaş diğer ülkelerde iltihak etmeye başladılar. 1973'te İngiltere, İrlanda ve Danimarka'da katıldı, 9 tane ülke oldu. 1981'de Yunanistan'da katıldı, 10 tane ülke oldu. Ocak 1986'da da İspanya ve Portekiz katıldı, 12 tane ülke oldu. Şimdi onlara göre sıra Türkiye'de. 13. ülke olarak da Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyorlar. Burada bir şeyi hatırlatmak isterim. Bu 13 rakamı Katolikler için zaten uğursuz bir rakamdır, dikkatinizi çeker. Bundan inşallah hayır hasıl olacak. Şimdi muhterem kardeşlerim, tarihi sırası itibariyle Avrupa Birliği görüntü olarak bu şekilde teşekkül edip 29 seneden beri yürümektedir. Bunların aralarındaki birliğin temel esasları, hukuki esasları nedir? Bunun için Roma Anlaşması denilen anlaşmanın mahiyetini incelemek lazım gelir. Bu Roma Anlaşması öyle ustalıkla yazılmış bir anlaşma ki, bir insan bunu okuduğu zaman içinde seçilmiş olan kelimeler hep hileyle, asıl maksadı saklayıcı belli etmeyeceği şekilde seçildiği için bunların ne mana ifade ettiğini rahatlıkla anlayamaz. Bunun gaye maddesini bile kolay kolay anlamak mümkün değildir. Ancak bir insan bunun ne maksatla yapıldığını baştan bilirse o zaman o maddelerin ne manaya geldiğini fark eder. Yoksa bunların gayesini temelde baştan bilmeyen insan o maddelere bakarak bunların gayesinin ne olduğunu çıkartamaz. Bu kadar Hinoğlu Hince yazılmış bir anlaşmadır bizim halk tabiriyle. Bu anlaşma dikkatle incelendiği zaman biraz önce size
bu topluluğun anlatmış olduğum temel mahiyetini tahakkuk ettirmek için şu temel esasları kendi içerisinde toplamış bulunmaktadır. Bakınız, bu anlaşma temel kültür kökü olarak Siyonizm, Hristiyanlık, Roma ve Grek medeniyetini kendisine esas almıştır. Bu medeniyetler ise sömürgeci medeniyetlerdir. Eski Roma ve Yunan sömürgeci ülkelerdir. Bizim tarihi kültürümüze temelden uymaz. Bunlar hak nedir bilmezler. Kuvveti üstün sayarlar. Birisi kuvvetli oldu mu başkasının hakkını yemesine ona hak olarak tanırlar. Onun için biz bu zihniyete millet olarak temelden intibak edemeyiz. Bakınız, bunun için size Roma Anlaşması'nın birkaç tane önemli maddesini doğrudan doğruya anlaşmadan okumak istiyorum. Anlaşmanın 12. maddesi şunu söylüyor. Milli hükümetler gümrük vergisi veya gümrük vergisi tesiri yapabilecek vergiler koyamaz. Kim koyacak bunu? Konsey koyacak. 25. maddesi ortak pazar dışı ülkelerden ithalat, ortak pazar komisyonunun müsaadesine bağlıdır. Biz bir Müslüman ülkeden bir şey almak istersek Almanya'dan izin alacağız. Müsaade ederseniz bir Müslüman ülkeden bir şey alacağız diyeceğiz. 40 ila 45. maddeleri şöyle diyor. Milli nizamlar yerine ortak nizamlar konulacaktır. Kimsenin kendi milli nizamı olmayacaktır. Tarımla ilgili maddelerin gereği olarak tarım siyasetini topluluk konseyinin tarım komitesi tayin eder. Tarım işlerini bu komite yürütür. 54. maddesi yerleşme serbestliğini sınırlayan kanunlar kaldırılacaktır. Serbest meslek sahipleri ve işçiler istediği anda istediği yere yerleşip çalışabilecek, diğer bir memlekette gayrimenkul edinebilecekler. Şu garabete bakın. Şu Türkiye bir seneden beri Kuveytli, Suudi Arabistanlı Müslüman kimselerin gelip Türkiye'de arazi satın almaları karşısında kıyamet koparıyor Türkiye'de. Bu yolla çıkartılan kanunlar iki defa Anayasa Mahkemesi'nden geri çevrildi biliyorsunuz. Bir Kuveytli gelip Türkiye'de toprak alamaz. Binbir tane gerekçe konuyor buraya. Ondan sonra da biz gelecek sene Avrupa Ortak Pazarı'na tam üye olacağız. Her Avrupalı Türkiye'de istediği toprağı satın alacaktı. Onlar olursa istediği yeri satın alması serbest mubah. Bu taraftan olursa sakın ha. Roma Anlaşması'nın 58. maddesi şirketlere mülk edinme ve yerleşme hakkı tanınmıştır. 67. maddesi sermaye hareketleri serbesttir. 89. madde ki korkunç maddelerden birisi. Bakın ne diyor? Prensiplerin ihlaline son verilmediği takdirde komisyon bunu tespit eder. Komisyon dediği o hükümete yardımcı yürütme komitesi. Kararlarını yayınlar. Durumun ıslah edilebilmesi için şartlarını ve şeklini bizzat kendisinin tayin edeceği tedbirleri almaya üye devletleri mezun kılar. Bu ne demek? Bir konuda bu federal devlet, bu meclis, bu bakanlar kurulu bir karar aldı mı? Türkiye bunu kabul etmek istemiyor, öyle mi? Bu kararı Türkiye'de tatbik etmek için her şeye tevessül etmeye mezundur diyor. Askerle gelip işgal etmek bile bunun içerisine dahildir. Yani sözünü dinlemezsen gelip seni işgal edecek. Roma Anlaşması'nı imzalamak demek bunu baştan kabul ediyorum demektir. 211. maddesi topluluk her üye devlete milli mevzuatla hükmü şahıslara tanınan en geniş hukuki ehliyete haizdir. Topluluk menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, bunları devredebilir, dava açabilir. Bütün konularda topluluğu komisyon temsil eder diyerek bu merkezi hükümete her türlü yetkiyi vermiştir. Meclis nasıl teşekkül edecek, hükümet nasıl teşekkül edecek? Roma Anlaşması'nda bunlar da belirtilmiş. 320 milyonluk
bugünkü Avrupa Birliği'nin içerisine Türkiye girdiği zaman, yuvarlak hesap söylüyorum, 500 kişilik bir meclisin içerisinde bizim 40-50 tane milletvekilimiz olacak. O 450 tane milletvekili veya bunların içerisinde 250 tanesi ne karar alırsa biz buna boyun eğmeye mecbur olacağız. Nerede kaldı bağımsızlık? Nerede kaldı hükümranlık? Bunların hiçbirisi milletin önünde konuşulmadan çıkılıyor. Biz gelecek sene ortak pazara tam üye olacağız deniyor. Nereye diyorsun bu sözü? Nasıl söylüyorsun ya? Anayasayı lağvetmek demek senin söylediğin bu söz. Kimsin? Nereden aldın bu gücü? Kime sordun? Kimden konuştun? Kim alıyor bu kararları? Meclis dedikleri bu. Konsey dedikleri nedir? Konsey dedikleri de yani bakanlar kurulu. Bir tek devlet var, bunun bir tek bakanlar kurulu var. Onu da tayin etmişler. Roma Anlaşması'nda diyor ki bakanlar kurulunda Almanya'yı temsil eden adamın oy kuvveti katsayısı 4'tür. Fransa'nınki 4, İtalya'nınki 4, Belçika ve Hollanda'nınki 2, Lüksemburg'unki 1'dir diyor. Herkes gücüne göre temsil edilir diyor. Böyle olunca bugün Türkiye'nin de dahil olmuş olduğu bir bakanlar kurulunda 40 oyun içerisinde 3 tane oy da bizim olacakmış. Onlar ne isterse bunların hepsine boyun eğmeye mecbur kalacağız. 148. maddedeki hükümlerden bir tanesi de işte budur. Muhterem İzmitli kardeşlerim, Roma Anlaşması dediğimiz anlaşmanın nasıl tek bir devlete gitmek istediği ve nasıl Avrupa'daki ülkelerin hakimiyeti altında her şeyi tanzim etmek istedikleri bu maddelerden açık bir şekilde görülmektedir. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu anlaşmayı yapmışlar, bir araya gelmişler, zamanla da adım 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 genişleyerek bugünkü 12 tane ülke haline gelmişler, 29 sene el birliğiyle çalışmışlar. Avrupalıların yaptıkları budur. Şimdi bize gelince, bizde ne olmuş? Bizde olan şeyler şunlardır. Bakınız, ilk önce 1957'de bu ortak pazar Roma Anlaşması'yla kurulur kurulmaz, Yunanistan çok tabii olarak, zaten onların kültürünün bir parçasıdır, ben de buraya gireceğim diye harekete geçti. O sırada Rusya'da Stalin var. Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye bu Rus tehditleri karşısında kendisine güvence arıyor. Bu şartlar altında bu Avrupa Birliği'nin içerisine ben de girmeliyim diye bu tehditler karşısında meseleye baktı. Avrupa Birliği'nin ne olduğunu ne inceledi, ne konuştu, ne milletin önünde tetkik etti. Sadece bu faktörden dolayı biz de buraya gireceğiz fikirleri daha 58 senesinden itibaren Türkiye'de ortaya çıkmaya başladı. Yunanistan 59 senesinde resmen müracaat etti. Ben de sizlerle beraber olacağım dedi. Onlar Yunanistan'la beraber kısa bir dönem içerisinde bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma son derece avantajlı. Yunanlıları kendi seviyelerine çıkartmak için kredi veriyorlar. Onun tarımına birçok kolaylıklar gösteriyorlar. Yani has evlat muamelesi yaptılar. Bunu görünce o zamanki Türkiye yönetimi de aman biz de Avrupa'ya bazı mallar ihraç ediyoruz. Yunanlılar bunu avantajla ihraç ederlerse biz sonra satamayız. Öyleyse biz de buraya üye olalım dediler. 3-5 kuruşluk malı satmaktan ibaret bir hadise olarak düşünüldü ortak pazara girmek. Ve 1959'da resmen müracaat etti Türkiye'deki o zamanki hükümet. Biz de Yunanistan gibi size üye olacağız diye. Bu birlik nasıl bir birliktir? Nereden gelmiş? Nereye gidiyor? Bunların hiçbirisi incelenmeden bu müracaat 59 senesinde yapılmıştır. Onlar bu müracaat üzerine
bu müracaatınızı inceleyelim dediler. Birkaç sene bu işi oyaladılar. Ama Yunanistan'ı hemen aldılar, has evlat olarak okşayarak onu geliştirmeye gayret ettiler. Sonra ne oldu? Sonra biz de 59'da o hükümet bildiğiniz gibi 60'da ihtilalle devrildi. Yerine İnönü hükümetleri geldi. İnönü'nün ikinci koalisyonu zamanında Avrupalılar dediler ki, halbuki 59'da o zamanki hükümet müracaat ederken İnönü ve Halk Partisi ortak pazara girilmesine muhalif idi. Sene 63'e gelince bu sefer onlar hükümetteydiler. Onlarla Ankara Anlaşması denilen girme anlaşmasının temeli imzalandı. İşte bugün de Türkiye'de solcularla faizciler arasındaki fark bu kadar basittir. Yani aralarında hiçbir fark yoktur. Bunların ne muhalefetleri bir ciddi muhalefettir, ne muvafakatları bir ciddi muhalefet. Bir yerde muhalefet eder, öbür tarafta evet de. Aralarında da bir fark yoktur. İşte bak tarih bunları ispat ediyor. 1963 senesinde 2. İnönü Koalisyonu hükümeti zamanında 12 Eylül 1963'te Ankara Anlaşması imzalandı. 1 Aralık 1964'te de bu anlaşma yürürlüğe girdi. Bu anlaşma 3 kısım ihtiva ediyor. Diyor ki Türkiye buraya hemen giremez. Niye? Biz Türkiye'yi iyice haruri muameleye tabi tutacağız, istediğimiz şekle sokacağız. Onları bir üğütelim, bir ortadan kaldıralım, yumuşak lokma olarak buraya girsin. Nasıl olacakmış bu iş? Önce 5 sene bir hazırlık dönemi geçireceksiniz diyor. Ankara Anlaşması'nın bazı temel maddelerini arz ediyorum size. 5 sene biz hep size yardım edeceğiz. Yardım ne? Kredi verecekmiş. Yani biz ondan mal alalım diye kredi verecekmiş. 5 sene bize böylece yardımcı olacak. Sizden bir şey istemiyoruz diyor. Bak ne ustalıklı adamlar. Bunlardan hep ders almamızda. Sonra ne olacak? 5 sene sonra geçiş dönemine girilecekmiş. Bir protokolle geçiş döneminin esasları tespit edilip geçiş dönemine girilecekmiş. Geçiş dönemine girildi mi? Mengenenin içine girdin. Ondan sonra bu sefer sen karşılıklı tavizler vereceksin. O sana yardım etmeyecek, sen ona yardım etmeye başlayacaksın. Ne taviziymiş? Senin gümrüklerini indireceksin. Sen mallarını her sene onlardan belli bir mislette daha fazla satın alacaksın. Geçiş dönemi husiyetleri bu. Mallarını hep oradan almaya kendini yönlendireceksin. Gümrükleri kaldıracaksın. Mevzuatlarını onlarınkine tamamen uyduracaksın, sosyal yapını değiştireceksin, ekonomik yapını değiştireceksin, bütün memleketteki düzenini onların düzenine getireceksin. Bunları getirdiğin görüldüğü zaman oturulacak, geçiş döneminin arkasından sen şimdi artık ortak pazara tam üye olabilirsin veya olamazsın diye karar verilecek. İşte bu mahiyette bir Ankara Anlaşması imzalandı. Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve katılma dönemi diye 3 dönemi tarif eden bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın ilk seneleri 1964, 1 Aralık 1964'te bu anlaşma yürürlüğe girdi. 5 senelik devre 64'ten sonra 69 senesinde bitti. 69 senesinde Türkiye'de Adalet Partisi hükümeti var. Bu biter bitmez, hemen biz şimdi gideceğiz, geçiş döneminin anlaşmasını yapacağız demeye başladılar. O 5 senede hiçbir hazırlık yapılmamış. Avrupa'da bize söylediği yardımlardan hiçbirini yapmamış. Buna rağmen biz gideceğiz, geçiş dönemine gireceğiz dediler. Dedikleri anda karşılarında bizi buldular. Ve biz ilk defa 1969 senesinde Millet Meclisi'ne verdiğimiz bir gen soruyla nereye gidiyorsunuz diye sesimizi yükseltmeye başladık. Bu sefer
Ondan önce bu işleri mecliste, üstün kapalı meclise bilgi veriyorlardı. Şimdi biz meclise geldik ya, artık ortak pazarın tek kelimesi mecliste konuşulmaz oldu. Biz gen soru verdikçe konuşuluyor. Oldu da ne oldu? Bizden tamamen gizli olarak, meclisten gizli olarak 1970 senesinde Adalet Partisi gitti Avrupalılarla 22 Temmuz 1970 senesinde katma protokol için anlaşmaya vardı. Bu tarihleri size bilhassa söylüyorum. Konuşmamın sonunda bir gerçeği dile getireceğim de inşallah onun için bu tarihleri bir bir size ifade ediyorum. 22 Temmuz 1970'te katma protokol üzerinde mutabık kaldık dediler. Bunu söyledikleri zaman biz o senenin hemen bunu ilan ettikleri tarihte bir gen soru daha verdik. Gelin buraya, nerede mutabık kaldınız? Şunlar burası meclis, niye meclise haber vermiyorsunuz? Böyle bir gen soru verdik, gene meclise tek kelime söyleyemediler. Bir sene sonra takdir-i ilahi devrildi gittiler. Fakat Avrupalı boş durmuyor. Devrildikleri halde bunların mutabık kaldık dedikleri anlaşmayı onlar inceledik, tamamdır. Bu mutabık kaldığımız şekilde şimdi sizi geçiş dönemine koyuyoruz dediler ve 12 Eylül 22 Temmuz 1970'te hazırladıklarını 1973 senesinin Ocak ayında katma protokol yürürlüğe girdi. Ocak 1973'te katma protokol yürürlüğe girdi. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra 1973'te biz geldik. Ve biz hükümet olduk. Biz hükümet olduğumuz zaman Avrupa'nın telaşı başladı. Başladı da ne oldu? Şimdi bunlar katma protokolde imzalamışlar. Biz her sene size gümrükleri indireceğiz. Sizden daha çok mal alacağız. Bu katma protokollerin hepsi Türkiye'nin aleyhine maddeler ihtiva etmektedir. Bakınız, aleyhine oluşun en büyük hadisesi nedir biliyor musunuz? Efendim, bir yerde aramızdaki bütün gümrükleri kaldıracağız. Biz o zaman Avrupa ortak pazarındaki temsilcileri çağırdık, heyetleri çağırdık. Gelin bakalım buraya. Bu nasıl anlaşma ya? Bunu bizden öncekiler imzalamışlar. Ama bu anlaşma sizin söylediğiniz gayelerin hiçbirine uymuyor. Neden uymuyor? Bakın söyleyeyim. Anlaşma da diyor ki 1967 senesinin ithalat tablosu model alınacak. Türkiye 1967'de Avrupa'da şu kadar traktör ithal etmiş, öyle mi? Öyleyse 73'ten itibaren her sene %30 daha fazla traktör ithal edecek. Ve bu traktörün de gümrüğünü düşürecek diyor. Halbuki Türkiye'de her şey değişmiş, biz gelmişiz elhamdülillah. Biz traktör ithalatı değil, traktörü biz imal edip biz ihraç edeceğiz demeye başlamışız. Biz imal edip biz satacağımız zaman bizden önce yapılan anlaşmada diyor ki hayır, oradan alacaksın. İşte muharebe buradan başladı. Başladı da ne oldu? Biz gümrükleri indirmedik. 4 sene ekonomik kurul başkanı olduğumuz zaman biz katma protokol filan dinlemeyiz dedik. Yani bu Erbakan laf dinlemiyor diyorlar ya, işte buradan çıkıyor bunlar. Buradan çıkıyor. Biz bunları dinlemeyiz diye Avrupa'ya traktörü biz satacağız Allah'ın izniyle dedik de onun için. 67 senesi ne ki bulmuşsunuz burada dişinize uygun idareler, bunları aldatıp kendiniz bu traktörleri satmışsınız. Şimdi biz de esir gibi bu anlaşma var diye gene boyuna sizden traktör alacağız. Ne münasebet? Bu kotalarda bu anlaşmanın emrettiği arttırmaları da yapmadık. Ne oldu? Hiçbir taviz vermedik, ne olacak? Bilakis bunları çağırdık. Dedik ki arkadaşlar, siz gümrükler insin diyorsunuz değil mi? Peki bak, gümrükler nasıl inecek biliyor musunuz? Şimdi biz önce makarnanın gümrüğünü indireceğiz. Ama traktörün değil.
Ne zaman ki bu traktörü sizden ucuz yapacağız, o vakit traktörünkini de indireceğiz. Traktörü sizden daha ucuz yapmak sizin değil, bizim işimiz. Biz bunu planlayacağız, böyle yapacağız. Yani sizin modelinizin altını üstüne getireceğiz. Siz 67 senesindeki ithalat tablosunu esas almışsınız. Hayır, biz 1992'de nereye ulaşacağımızı esas alacağız. Ona göre yeni bir plan yapacağız. Tabii ilk defa cevap veremeyecekleri hadiselerle karşılaştılar. Bu mücadeleler hepinizin takip ettiği gibi önce masalarda başlıyor. Sonra otel odalarında milletvekilleri bir taraftan bir taraflara nakledilerek hükümetler değiştiriliyor, böyle devam ediyor. Yani milli görüş iş başında bulunmasın, aman milli selametsiz hükümet seçilsin diye 77 seçimlerde barbar bağırmanın altında hep bu dış güçlerin bu tertipleri, bu parmakları vardır. Çünkü onlar milli görüşün ne olduğunu biliyor. O hükümete girmesin de ne olursa olsun. İşte bu mücadele böyle yapılmıştır. Bugün İstanbul'da yaptığımız basın toplantısında gazeteci arkadaşlardan bir tanesi, efendim siz de 4 sene hükümette bulundunuz, peki ortak pazar meselesinde ne yaptınız diye sordu da kısaca onlara da bunları söyledim. Ne yapacağız? Biz bunun altını üstüne getirmeye çalıştık. Çünkü tersine yapmışlar. Çünkü Türkiye'yi esir etmek için bu anlaşmaları yapmışlar. Türkiye Avrupa'ya kuşkonmaz ihraç edecekmiş, midye enginar ihraç edecekmiş. Avrupa'da Türkiye'ye traktör satacakmış, takım tezgahı satacakmış, otomobil, televizyon satacakmış. Böylece ticaretimizi geliştirecekmişiz. İşte Ankara Anlaşması ve katma protokol diye solcuların ve kapitalist faizci zihniyetlerin imza attıkları anlaşmaların mahiyetleri budur. Böyle oldu, ne oldu? Gördünüz, hiçbir şey tatbik edilmedi. Sene 1980'e geldi, Avrupalılar sizde ihtilal oldu, biz bu anlaşmaların hiçbirini artık kabul etmiyoruz dediler, anlaşmaları dondurduk dediler, iptal ettik demediler, dondurduk dediler. 1980'de Avrupa ortak pazarıyla meseleler dondu. Sonra ne oldu? Bugünkü ANAP iktidarı uğraştı. Bunu yeniden diriltmeye çalıştı. Şimdi Eylül 1986'dan itibaren bıraktığımız noktadan başlayıp aynı şekilde yürüyeceğiz demeye başladılar. İşte onlar ona başladı. Biz de elhamdülillah buna başladık. Allah büyüktür. Muhterem kardeşlerim, bakınız dikkat çekilen bir husus şudur. Bu kadar mühim kararlar alınıyor, bunların hiçbirisi ne millete anlatılıyor, ne meclise izahat veriliyor, ne mecliste müzakeresi yapılıyor, ne milletin önünde müzakeresi yapılıyor. Niye bunlar milletin önünde iftarla konuşulmuyor da milletten saklanıyor? Niye biz kovalıyoruz da onlar kaçıyorlar? Neden? Neden? Çünkü yaptıkları anlaşmaların milli menfaatlerle bağdaşmayacağını iyi kötü onlar da biliyor. Onlar da biliyor. Ama öyle tesirler altındalar ki ya bize kredi vermezse böyle emrediyorsunuz, hay hay baş üstüne diyorlar ve ne emredilirse hepsine evet diyor. Böylece Türkiye'yi götürüp Avrupa potasında eritmek, oraya esir etmek gibi bir büyük tarihi hadiseyle karşı karşıya bulunuyoruz. Şu anda dikkatinizi çektiğim nokta, bu kadar büyük olaylar cereyan edilirken bunların hep milletten gizli yapılması, millete katiyen malumat verilmemesi ve sorulmaması hadisesidir. Başka ülkelerde böyle değil. Bak İskandinav ülkeleri ortak pazara girelim mi girmeyelim diye bir halk oylaması yaptılar. Halk hayır, bu bizim menfaatimize değildir, biz buraya girmeyelim dedi, girmediler. Onlar istemiyor.
İsviçre oylama yaptı, halk hayır biz ortak pazara girmek istemiyoruz dedi, girmediler. Avusturya bunların hemen kardeşidir, içlerindedir, o da ortak pazara girmiyor. Onlar ortak pazara girmezken Türkiye paraşütle alıp bu kazanın içerisine atılmak isteniyor. Başkaları her şeyi milletine soruyorlar. Bizde neden millete sorulmuyor? Tabii millete sorma meselesi dendiği zaman bunun da yutturmaca şeklinde yapılmaması lazım. Neden? Milletin ne istediğini tespit ayrıca bir tekniktir. Bir milletin ne istediğini tespit için ona sual nasıl sorulacak? Sen bir sual soruyorsun değil mi? Müsaade et, ben de bir sual soracağım. Sen soruyorsun da ben niye sormayayım? Ben de bir sual yazacağım, millete soracağım. Bakalım millet senin sualine ne cevap veriyor, benim sualime ne cevap veriyor? Milletin istediği böyle tespit edilir. Sen yazıp soruyorsun da ben niye yazıp soramıyorum? Bu nasıl eşitlik, bu nasıl insan hakkı, bu nasıl demokrasi? Bir, yine demokrasinin samimi tatbiki için bir ikinci şart şudur. Sen de bir şey sordun, ben de bir şey sordum. Milleti aydınlatma şartlarımız da eşit olacak. Sen televizyonda ne kadar konuşursan ben de o kadar konuşacağım. Ondan sonra millete soracağız. Hadi var mısınız? Senelerden beri hep bunları bunun için kovalıyoruz. Hep kaçıyorlar. Hep kaçıyorlar. Hiçbir zaman milletin önüne çıkamazlar. Samimi olarak milletin ne istediğinin tespitini, açığa çıkmasını istemezler. Ve milletin arzularına da zaten razı olmazlar. Hadise budur, gerçek budur. Bu sebepten dolayıdır ki ortak pazar gibi hayati bir meselede önce metodun geliştirilmesi, yani millete sorulmadan bir milletin bin yıllık tarihi içe sayılarak böyle bir adım atılamaz. Başka ülkeler bu işi böyle yapıyorlar, Türkiye'de de böyle mühim bir karar bu şekilde verilmesi gerek. Şimdi muhterem kardeşlerim, Türkiye hiç incelemeden bu işin içerisine sokulmak isteniyor. Öyleyse demin ben size kanun maddeleriyle, Roma Anlaşması maddeleriyle ortak pazar nasıl bir hukuki sahibi, yapıya sahiptir bunu açıklamaya çalıştım. Şimdi kısaca bir başka şey açıklayacağım. Nedir o? 29 seneden beri bu Avrupalılar bir araya geldiler de ne yaptılar? Bu ülkeler bir araya gelmekle ekonomik bakımdan güçlendiler. Ülke olarak, toplam güç olarak güçleri arttı. Dünya ticaretinde daha mühim yer işgal ettiler. Siyasi bakımdan da güçlendiler. Harpten sonraki çökmüş bir Avrupa yerine bugün Amerika her meselede fikrini almaya mecbur olduğu bir Avrupa topluluğu var karşısında. İhmal edemiyor. Siyasi bakımdan da güçlendiler. Kendilerine bu bakımdan bir takım faydalar temin ettiler. Mevzuatlarını bir araya getirdiler. Söylediğim gibi tek devlet olma yolunda mühim adımlar attılar. Ve illa asıl mesele şimdi başlıyor. Bütün bunları yapmakla işleri bitti mi? Hayır. Bu başarılarla mukabil de incelediğimiz zaman görüyoruz ki şu mühim meseleleri halledemediler 29 sene geçtiği halde. Avrupa ekonomik topluluğunun halledemediği meseleler nelerdir? Bir, bunlar hiçbir zaman enflasyonu önleyemiyorlar. Daima paranın kıymeti düşüyor. İki, her ne kadar bu kadar büyük milli gelirleri var ise de, fert başına milli gelir bugün ortak pazarda 10 bin doların üstündedir. Fert başına ortalama milli gelir yıllık 10 bin doların üzerinde. Türkiye'nin 1000 dolar, onların 10 bin dolar. Her ne kadar bu kadar büyük zenginlik içindeyseler de gelir dağılımını düzeltememişlerdir. Yani bu 29 senede içindeki fakir daha fakir oldu, zengin daha zengin oldu. İşçi, köylü, esnaf, memur eskisine nazaran daha az satın alma gücüne sahip. E peki milli gelirleri artıyor, fert başına ortalama gelir artıyor. Bu zenginlerin daha zengin olması suretiyle artıyor.
herkesin refaha kavuşması suretiyle değil. Bunlar sözde bir araya geldiler. Toplam milli gelirleri arttı, ortalama milli gelir arttı. İktisaden güçlendiler, dünya ticaretinde fazla rol oynamaya başladılar. Bu zenginlik bunları mesut etmesi lazım gelirdi, değil mi? Tam tersine ortak pazar öyle bir topluluk meydana getirdi ki alkol nispeti her gün artıyor. Uyuşturucu kullananlar her gün artıyor. İntiharlar her gün artıyor, boşanmalar her gün artıyor, bütün sosyal işaretlerin hepsi felaket işareti verildi. Mesut bir insan toplumu meydana getireceklerine karamsar, ümitsiz ve kendinden şikayet eden bir perişanlık meydana getirdiler. Neden ortak pazar bu kadar zenginliğe rağmen ve 30 sene geçtiği halde fakirliği önleyemedi? Niye zengini zengin yapıyor, fakiri fakir yapıyor? Neden işsizlik artıyor? Neden her gün pahalılık artıyor? Neden ahlak çöküyor? Neden sosyal gerilmeler artıyor? Bunların sebebi çok açıktır. Bunlar beceriksizlikten, alınan kararların iyice tatbik edilmemesinden dolayı değil. Bu felaketler ortak pazarın kabul ettiği faizci kapitalist sistemin kendinden çıkıyor. Yani hastalık bunların zihniyetlerinin içinde. Bu zihniyeti değiştirmedikçe ezmeye, zulme dayanan, istismara, sömürüye dayanan bu faizci kapitalist sistemi terk etmedikçe bu meselelerini çözmeleri mümkün değil. Bakınız Avrupa bu felakete niçin uğruyor? Şimdi size bir riyazi, matematik bir tahlil yapmak istiyor. Bunun temeli iktisadi sistemden geliyor. İnsanların yaratılışından geliyor. Şu yapacağım açıklamaya dikkat buyurun lütfen. Cenab-ı Hak insanları da yaratmış, hayvanları da yaratmış. Fakat bunlar arasında farklılık var. Hayvanlar genellikle münferit yaşarlar. Hayvanlar genellikle kendi tükettiklerinden daha çok üretirler. Mesela bir arı, arı bal yapar. Arı çok bal yapar, bu yaptığı balın az kısmını yer. Denemeler yapılmış, incelemeler yapılmış. Ne gözükmüş? Ortaya çıkan gerçek şu, bir kovanın içerisinde bal azalıyor, değil mi? Bitmesin diye takdiri ilahi arıların iştahları azalıyor. Arılar az bal yemeye başlıyor. Bal daha da azaldı, değil mi? Bakıyorsunuz arılar ölüyor, o bal bitmiyor. Üretimleri fazla, böyle yaratmış Cenab-ı Hak onları. Ve fakat insan denen mahluka gelince, insan denen mahlukun tabığında üretmek istemiyor insan. Ya hep tüketmek istiyor. Ben hep iyiyim diyor. Neden böyle? Allahu alem, insan oğlu adeta cennet için yaratılmış. Cennette var bu. Herkes yiyecek. Hiç kimse bir şey üretmeye mecbur olmayacak. Ama bu dünyada bu yürümez tabii. Kim üretecek de kim yiyecek? İşte insan üretmekten hoşlanmayan, tüketmekten hoşlanan tabuda yaratılmış bir mahluk olduğu için İnsanlar içerisinde ekonomik bir düzen kurarken bu yaratılış şartlarına uymak mecburiyeti vardır. Bu şartlar nasıl adil bir düzen meydana getirilebilir bu şartlarda? Bakınız, herkes yemek ister, kimse bir şey üretmek isterse, siz de huzur içerisinde bir topluluk meydana getirmek isterseniz ilk alınacak tedbir şudur. Arkadaş sen çok yemek istiyorsun öyle mi? Hay hay, istediğin kadar ye. Şartımız ne? Ne kadar yemek istiyorsan o kadar da üreteceksin. Bu şartı koşmaya mecburuz. Herkes ancak ürettiği kadar yiyecek. Hakça bir düzen bunu gerektirir. Yoksa sen üret, sıkıntı çek, ben bunu yiyeyim, bu haksızlık olur. Peki bunu nasıl temin edeceğiz? Herkes ille ürettiği kadar ancak tüketebilecek. Bu bir toplumda nasıl temin edilir? Bunu temin eden mekanizmanın adına para derler, para. Bunu para temin eder. Sıhhatli ekonomide para bu,
Bu insan ne kadar üretmiş, öyleyse o kadar tüketme hakkı vardır. Hakça bir düzen bunu gerektirir. Bir insan ürettiği kadar tüketme hakkına sahip olabilir. Aksi takdirde haksızlık olur. İşte para bunu ifade eden bir mefhumdur. Ben şu malı ürettim. Bu mal bugünkü piyasada 100 kilo elma, 50 kilo armutun toplam değerinde, öyle mi? Ben istersem 100 kilo elma, 50 kilo armudu, bunu topluma teslim eder, gider alır yerim. Çünkü ona eşdeğer bir üretim yapmış. Dolayısıyla hakça düzende, adil ekonomide para, elmayla armudu toplama sanatı demektir. Hani tekerleme vardır, elmayla armut toplanmaz diye. Elmayla armut toplanır. Ne olur? Para olarak toplanır. 40 liralık elmayla 60 liralık armut 100 liralık meyve eder. Ama şimdi geliyoruz işin hile tarafına. Faizci kapitalist sistemin yutturmacası, halka aldattığı asıl zulmü şimdi mikroskobun altında ortaya çıkartıyor. Bu nedir? Bu da faiz müessesesidir. Faiz ne demek? Benim 100 lira tüketme hakkım var. Elimde böyle bir belge var. Bir sene geçmiş, oturduğum yerde hiçbir şey üretmediğim halde ben 150 liralık tüketme hakkı kazanıyorum. Bu nasıl olur ya? Ben bir şey üretmedim ki. Üretmeden tüketme hakkını bana nasıl veriyorsun ey toplum? Ey şaşkın toplum! Niye? Çünkü üretmeden bana tüketme hakkı verdiğin zaman sen, benim 100 lirama mukabil 150 lira verdiğin zaman aslında neticede piyasadaki malların fiyatı artıyor, paranın değeri düşüyor. Değeri düştüğü için çalışıp üreten işçinin hakkına tecavüz ediyorsun sen burada para verdiğin zaman. Üreten adamın hakkına tecavüzdür faiz. Bir işçi sendikaları konfederasyonunun genel başkanı elinde koskocaman bir dosyayla geldi. Hocam dedi, sizin işçi meselelerinin şu konular hakkında desteklerinizi istiyorum. Ne istiyorsun söyle bakalım dedik. İçerisinden şunu istiyoruz, bunu, hepsi kıvır zıvır. Bu kadar bu kadar. Kendisine şunu söyledim, dedim ki bak sen bir konfederasyonun genel başkanısın ya, asıl ben senden işçinin hakkını korumanı istiyorum. Bu kıvır zıvırı bırak, sen işçinin hakkını koruyacaksan önce bu faizin kalkmasını istemen lazım. Niye? Çünkü faiz çalışan insanın hakkını yenmesi demek. Başına geçiriyorsun. Yani havuzun musluğunu açarken bilmeden zehir musluğunu açıyorsun. Sonra da o zehirlerden korunmak için uğraşıp duruyorsun. Bu ana musluğu açarken aklın nerede? Niye bal musluğunu açmıyorsun da zehir musluğunu açıyorsun? Bundan dolayıdır ki Avrupa topluluğu değil, istersen dünya topluluğu kur. Eğer sistemin senin faizi kapitalist sistem ise sen bir yerde çatlamaya, patlamaya mecbursun. Niçin? Kökün haksız, kökün zulüm. Faiz zulümdür da onun için. Başka? Ha, açıktan para basmak da aynı şekilde zulümdür. Bir insan ürettiği kadar tüketecek. Kaide bu değil mi? Ben üretmişim, vermişim, elime de tüketme belgemi almışım. E sen burada hiçbir şey üretilmeden darphaneyi kurmuşsun, önüne sıfırları koyup koyup para basıyorsun. Kimin hakkını kime veriyorsun? Ey arkadaş, bu çocuk oyuncağı değil ki. Eğer sen hakka saygılıysan ancak üretim karşılığında para olur. Üretim olmadan para olmaz. Olursa ne olur? Bütün üretenlerin hakkına tecavüz olur. Faizci kapitalist sistem açıktan para bastığı için, para değerinden oynadığı için, faize dayandığı için zulümdür, insanlara saadet getirmez. İster Avrupa'da olsun, ister Japonya'da olsun. Bundan başka da bunların ekonomik kaide diye, ekonomiyi düzelteceğiz diye koydukları bütün kaidelerin hepsi de zulüm.
Niye? Şimdi bakınız, kaide koyuyor. Şu kadar milyon dolar ihracat yaparsa filanca holding, ona şu kadar vergi iadesi vereceğim. Hayda! İhracat yapan adamlar gidip onun üzerinden ihracat yapıyorlar. Adam oturduğu yerde herkesten vergi topluyor. Kendisinin bir şey yaptığı yok. Bu nasıl ekonomik düzen ya? Üç tane holdingin oyuncağı olmuş. İşte bu kapitalist sistemdir. 29 seneden beri de Avrupa'da böyle yaptıkları için o zenginler daha zengin olmuş, milyonlarca halk kütlesi fakirleşmiş. Onlar bunu, elimde kuvvet var, bunu yapabiliyorum, öyleyse yaparım diyor. Kuvveti üstün tutuyor. Çünkü kökleri Roma'dan geliyor. Kökleri Yunan'dan geliyor. Hiç dikkat etmiyorlar ki o Roma ahlak bozulmasından yerin dibine batmış. O Yunan ahlak bozulmasından yerin dibine batmış. Bunların kılavuzları karga. Şimdi bu gerçekler ortadayken faizci kapitalist sisteme dayandığı için Avrupa Birliği'nin arabası uçurumdan aşağı yuvarlanırken, ey Türkiye'nin yöneticileri, size sesleniyorum. Bu uçurumdan aşağı yuvarlanan arabaya atlayacaksınız da elinize ne geçecek? Onlar inim inim iniyor. Bırakın ki demin söylediğim gibi bizim 1000 yıllık tarihimizle zaten bağdaşmaz. Ne olacak? Ha. Olacak olan şey şudur. Bugün Türkiye'ye tarihi bir vazife düşüyor. Türkiye hakka dayanan, anayasada adil ekonomi diyor ama lafta kalıyor. Gerçekten adil olan bir ekonomik sisteme bağlı olarak bugün kendisine tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olan diğer Müslüman ülkelerle beraber ortak pazar kurmalıdır. Gidip de 320 milyonluk Avrupa ortak pazarının içerisinde eriyip kaybolup gitmeye karar vermemelidir. Neden Müslüman ülkelerle ortak pazar kurmamız bizim için her yönden faydalıdır? Zaten tarihi gerçekler bunu gerektirir. Ancak ben size işin ekonomik yönünü belirtmek istiyorum. Ekonomik yönden durum şudur. Bakınız, bugün Amerika'daki uçak sanayinde 700 bin kişi çalışıyor. 700 bin kişi. Bunun yaptığı uçakların bir kısmı Amerikan ordusuna veriliyor, bir kısmı da 3. dünya ülkelerine. Bunların büyük kısmı Müslüman ülkeler. Onlara veriliyor. Yapılan uçaklar ciroya göre bu insanın ne kadarı Amerikan ordusu için, ne kadarı dış siparişler için çalışıyor diye ciroya göre bir nispet kurarsak, 300 bin işçi Amerikan ordusu çalışıyor, 400 bin işçi 3. dünya ülkeleri için çalışıyor. Çünkü mesela bir Suudi Arabistan bir defada Amerika'ya 5 milyar dolarlık uçak siparişi veriyor. Başka bir sefer 10 milyar, 60 milyar dolarlık uçak siparişi veriyor. 5 sene borçlanıyor, 60 milyar dolar. Bu ne demek? Türkiye'nin bir yıllık bütün milli gelirinden daha fazlasını bir faturayla sipariş olarak veriyor. Veriyor da ne oluyor? Amerika'daki o uçak fabrikasında çalışan adam saat başına 50 bin lira saat ücreti alıyor. Olan budur. Onların refahı için çalışılmış oluyor. Şimdi bir an için Türkiye Müslüman ülkelerle ortak pazar kurduğu zaman ne olacak? Bir düşün bakalım. Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar bugün 46 tane Müslüman ülke var. Bu 46 tane Müslüman ülke küre-i arzın en mühim yerini tutmuş. En kıymetli madenler bunlarda. Petrol, kalay, kauçuk, manganez, boraks, bütün temel maddeleri Cenab-ı Hak Müslüman ülkelere vermiş. Ama kendileri sömürülüyor, batılılar geliyor, bunlar yok pahasına alıp götürüyorlar. İşte görüyorsunuz petrolü ne hale getirdiler. Öbür madenler daha feci, daha feci. İstismar ediliyor, sömürülüyor Müslüman ülkeler.
Bütün bu ham maddeler ellerinde. Nüfus 1,5 milyar. 1,5 milyar insanlık sonsuz bir pazar. Bu pazar Avrupa'daki gibi değil. Otomobile doymamış, uçağa doymamış, telefona doymamış aç bir pazar. Böyle bir topluluğun içerisinde Türkiye teknolojik bakımından en ilerlemiş bir ülke. Uçak satın alırsa bizden alacak. Tank satın alırsa bizden alacak. Makina satın alırsa bizden olacak. Öyle bir dünyayı bir düşün bakalım. Böyle bir alemde Türkiye görülmemiş bir kalkınma patlamasına mazhar olur. Türkiye ne işsizlik kalır. Bütün Avrupa'daki işçilerimizi çekeriz. En güzel makinalar bizde yapmaya başlar. Neden? Çünkü bu işler yaparak olur. Bir sipariş için bir fabrika kurulur. Elbette Türkiye'nin menfaati böyle bir ortamın içerisinde çalışmaktır. Türkiye kısa zamanda zengin olur, işsiz kalmaz. Efendim Avrupa işçimize müsaade etti, etmedi. Bunların hepsi boş şeyler, aczin meydana getirdiği problemlerdir. Bir an içinde bunun aksini düşünün. Türkiye gitse Avrupa ortak pazarına, bu uçurma yuvarlanan arabanın içine atlasa ne olur? Olacak olan şey şudur, Türkiye'nin milli geliri 1.000 dolar, onlarınki 10.000 dolar. Halbuki Avrupa ortak pazarındaki faizsiz kapitalist sistem fakiri daha fakir yapıyor, zengini daha zengin yapıyor. İşte bütün hadise ortada. O zaman Türkiye daha fakir olacak, onlar bizim sırtımızdan daha zengin olacak. İspatını mı istiyoruz? İşte her gün gazeteleri okuyorsunuz. Bugün Türkiye'de bütün sanayi müesseseleri iflas noktasında değil mi? Bir adam cebinde parayla çıksın, hepsini yarı fiyatına, onda bir fiyatına satın alır. Sen Avrupa ortak pazarına girdiğin zaman sermaye onlarda, kimseye sormayacak. Adam yok pahasına verimli gördüğü bütün tesisleri alacak. Onlar patron olacak, biz işçi olacağız. Bizim bugünkü patronumuz onların yanında katip olacak. Tarım ne tarımı? Tarımda verimli çalışma varsa sermaye onlar da gene gelip onlar satın alacaklar çiftliği. Bugün bizim çiftliğin sahibi onun kahyası olacak. Onun parasıyla, onun imkanıyla, onun teknolojisi geldiği zaman biz kendi ülkemizde kendimizin kölesi olacağız ve sömürüleceğiz. O nasıl kendi işçisini sömürüyorsa bizi de toptan sömürecek. İşte rakamlar demin söyledim bak, ortak pazar 29 senede kendi insanlarını sömürüyor. Ve hem muhterem kardeşlerim, bir an için Türkiye gidip maazallah Avrupa ortak pazarına girerse ve bunu isteyenlere sual olarak huzurlarınızda arz ediyorum. Biz niye Çanakkale Harbi'ni yaptık? Biz niye İstiklal Harbi'ni yaptık? O zaman bu harpleri boşuna yapmış oluruz. Neden? Çanakkale Harbi'nde biz bu şehitleri verip vatanı kurtarmasaydık, Allah vermesin İngilizler gelip bu ülkeyi işgal etselerdi ne yapacaklardı? Bu dağları yemeyeceklerdi, ülke gene yerinde duracaktı. Sadece biz işçi olacaktık, onlar efendi olacaklardı, bizi köle gibi kullanacaklardı. Sen şimdi bunun adını ortak pazar diyerek bunu zaten meydana getirirsen bizim yaptığımız o harbin bir manası kalmaz. İstiklal Harbi'ni yaptığımızın da bir manası kalmaz. Çünkü bunları hiç yapmasaydın, ortak pazara girmekle varacağın neticeye çok daha çabucak varırdın. Madem sonunda gidip onlara uşak işçi olacak idin, bu harpleri niye yaptın? Şimdi bütün bunlara rağmen teselli olacağımız bir hususu size belirtmek istiyorum. Demin bazı tarihleri verirken de dikkatinizi çekmiştim. Konuşmamızın sonunu bununla bağlamak istiyorum. Dikkat ederseniz bazı hususlar hep bizim için rahmet oluyor. Bizim inancımız budur. Ne gibi? Mesela Kıbrıs Harbi'nde. Kıbrıs Harbi'nde birinci hareket başladıktan sonra bizim hükümet ortaklarımız, biz gideceğiz, Makaryus'a bir teklifte bulunacağız.
kuvvetlerini 5 kilometre geri çek, bu bulunduğumuz yerde duralım, buna razı olursa burada duracağız diye bir teklif ortaya attılar. Biz, bu teklif hiçbir işe yaramaz, biz burada duramayız. Mutlaka oradaki soydaşlarımızın bulunduğu bölgenin tamamını kurtaracağız. Böyle bir teklifi kabul etmeyiz dediğimiz halde, efendim gidelim bir kere teklif edelim dediler. Gittiler İsviçre'de oturdular, konuştular, ne oldu? Makarius, ben bu teklifi kabul etmem dedi. Eğer kabul ederim deseydi, Kıbrıs'ta bugün bir tane soydaşımız kalmazdı. E ne oluyor? Bizim kendi hükümet ortağımıza biz gerçeği anlatamıyoruz. Makarius'un bir davranışı bize rahmet oluyor. Bu bir defa olmadı. Ta o günden bugüne kadar. O günden bugüne kadar tam 13 senedir hep bu Rumların davranışı bize rahmet oluyor. Yani bugün dahi bunlar illa Rumlarla federe devlet kuracağız diyorlar ya, götürdükleri teklife şu Rum tarafı evet dese Kıbrıs bugün gene elden gider. Allah'tan ki hayır diyorlar. Niye? E Cenab-ı Hak bu milleti seviyor da onun için. Yoksa evet deseler, evet deseler elden gider. Şimdi zaten bunların ortak pazara gireceğiz demekle maksatları ne biliyor musunuz? Kıbrıs'ta yapmak istedikleri, Rumlarla yapacakları bu federe devleti Türkiye ile Yunanistan arasında da kurmak istiyorlar. Hadise bu. Bu teklifleri Allah'a şükür ki karşı taraf kabul etmiyor. Bugün de şimdi ortak pazar mevzunda da böyle. Bunlar gidiyorlar, tamam her şey razı, bizi alın diyorlar. Allah'tan onlar yok, siz daha hazır değilsiniz, almayız diyor. Evet deseler hapı yuttuk. Bu neden böyle oluyor? Ha, şimdi bak demin size bazı tarihler verdim, şu gerçeklere dikkatinizi çekiyorum. Ne dedim demin? İlk defa ortak pazara müracaat 1959'da yapılmıştır. Biz buraya girmek istiyoruz diye resmen müracaat edildi. Edildi ne oldu? O hükümet 60 senesinde devrildi. Sonra ne oldu? 13 Eylül 1963'te Ankara Anlaşması yapıldı, 2. İnönü hükümeti. 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. O sene bitmeden İnönü hükümeti devrildi. Sonra ne oldu? 22 Temmuz 1970'te katma protokolü imzaladı Demirel hükümeti. Ne oldu? 22 Temmuz 71'e gelmeden 12 Mart 71'de o hükümet de devrildi. Yani bu adımları atanların ömrü bir seneden fazla devam etmiyor. Hep bütün hadiseler bunu gösteriyor. E şimdi hangi noktadayız? Bugünkü ANAP iktidarı bu sene içerisinde biz kesinlikle ortak pazara gireceğiz diyor, değil mi? Bunun tek sevinecek yanı demek ki bunların bir senelik ömrü kalmıştır. Neden böyle oluyor? Bunun bir tek izahı vardır, o da bugünkü şu vatanımızın topraklarına sahip olmak için bu vatan toprakları dahilinde tarih boyunca 1000 yıldan beri yapılan muharebelerde siperlerde verdiğimiz şehitlerin adedi 50 milyondan fazladır. Bu şehitleri niye verdik biz? Bu ülke hakka, adalete dayanan bir ülke olsun. İnsanlığa hakkı, adaleti öğretsin. Böyle 1000 yıl bu kadar milyonlarca şehidi verdik ki bu ülke kendi tarihi yolunda yürüsün, başkasına uydu değil, lider ülke olsun, insanlığa hizmet etmek için bu şehitler verildi. İşte
o şehitlerin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak bu milleti bu yanlış akıbetlerden demin söylediğim misallerde olduğu gibi koruyor. İnşallah bundan sonra da koruyacaktır. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Bu kadar mühim bir tarihi konuda elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizi aydınlatmak, hep beraber hakka, adalete dayanan bir temel üzerinde başkalarına ışık saçacak yeni bir medeniyetin, yeni bir gelişmesinin kurulmasına vesile olmak hepimiz için bir vecibedir. İşte bu konferansı bunun için tertip ettik. İşte bir yıl esnasında elimizden geldiği kadar bunun için gayret edeceğiz. Ve inşallah Türkiye'miz bu badirelerden kurtulacak. O zaman bu çalışmaların kıymeti daha iyi bir şekilde anlaşılacak inşallah. Hepinizi konuşmamı kapatırken gösterdiğiniz bu yakın alakadan dolayı tekrar muhabbetle kucaklıyorum. Biraz evvel buraya getirilen bir notta salonun dışında da bir büyük insan kalabalığı konuşmaları takip ediyor. Kendilerine de bu alakalarından ve bu iklim şartına rağmen dışarıda sabırla bu konuşmaları takip ettikleri için teşekkür etmek bizim için bir vesile, bir vecibe olmaktadır. Onlara da teşekkürlerimi arz ederek salon sahiplerine ve tertip heyeti kardeşlerimize ve basın mensubu kardeşlerime teşekkürlerimi arz ederek konuşmamızı burada sona erdiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.